Ben depreme Adana'da yakalandım. Ben Adana'da yaşıyorum ve depremi yakalandıktan sonra kızımı aradım, kızıma ulaşamadım. Kızıma ulaşamayınca Maraş depremini öğrendim zaten. Sonra sabah Maraş'a gelmek için yola çıktık. 8 saatte Maraş'a geldik biz. Maraş'a geldiğimizde yıkılmıştı zaten apartman. Geldik, beklemeye başladık yani. Çalışmalar yapılıyordu işte. Bir şey, insanları çıkarmaya çalışıyorlardı. 3 gün sonra cesetleri çıkarmaya başladılar. Biz bekledik yani. 6. günü kızımın eşi Barış'ım çıkarıldı cenazesi. Ondan sonra kızım biz beklemeye başladık. Bana dediler ki kızını getiriyoruz. Ve gelen kişi başka bir cenazeydi. Ben bu 10 gün burada kaldım bu enkazda. Apartmanın sonuna kadar yani bodrumuna kadar indiler. Tek tek bakıldı ve benim kızım çıkmadı. Çıkarılan cenazelerin de hepsine biz baktık. Hiçbirinde kızım yoktu. 10 gün sonunda ben karakola gittim, Kahramanmaraş Karakolu'na. Dedim ki kayıp ilanı vermek istiyorum. Dediler ki bana 10 gün, 15 gün sonra, 20 gün sonra ver ki otursun hastanedeki durumlar. Ben ondan sonra Adana'da kayıp ilanımı verdim. DNA'mı verdim. Onda beklerken İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde kızımın resmini bulduk. Sedyede yaralı halde. Yani götürülmüş oraya bir resim buldum. Ve İzmir Tepecik Hastanesi'nde giriş kaydı var. Biz oraya gittiğimizde dediler ki Fikri Aybüke Körük yok. Gelmiş gitmiş. Yani bir depremzede nereye gidebilir? Nasıl gidebilir? Nasıl dışarı çıkabilir? Nasıl bırakıyorlar? Hastanede o gün bugündür ben hala uğraşıyorum. İzmir Tepecik Hastanesi'ne şikayetçi oldum, güvenlik kameralarına bakılsın dedim. Oradan gelen cevap, güvenlik kameraları net değil. Tek yazdıkları geldi gitti. Başka hiçbir açıklamaları yok ama benim kızım yok. Ben kızımı her yerde arıyorum. Benim bir tek isteğim, ben kızımı istiyorum. Ben kızımın peşindeyim yani. Resmi var, giriş var. Kızım yok. Kızım nerede? Uğraşıyoruz böyle. Yapacak bir şey yok yani. Ancak koşturuyoruz. Yapacak bir şey yok. Kapalı kapıları açmaya çalışıyoruz.